Merhabalar, hepinize paylaşımımıza hoş geldiniz. Ben öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Umut Pınar. 10 yıldır Kalekim Genel Müdürlüğü'nde İstanbul'da Kalite Yönetim Sistemleri Biriminde Kalite Yönetim Sistemleri Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, katılımınız için teşekkür ederiz. İsmim Eser Özengiz. Erzurum İşletme'de Üretim Bakım Uzmanlığı görevini yürütmekteyim. Merhabalar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İsmim Yavuz Akalın, Kalekim Erzurum İşletme'de paketleme operatörü olarak görev yapıyorum. Ben giriş kısmında biraz Kalekim'den ve Kalekim'in bağlı olduğu holdingden, Kale grubundan sizlere çok kısaca bilgi veriyor olacağım. Ondan sonra teknik detaylar için sözü arkadaşlarıma bırakıyor olacağım. Kale grubu, Kalekim Kale Holding'e bağlı. Kale grubu 1957 yılında merhum İbrahim Bodur tarafından kuruldu. Bünyesinde 20 farklı şirket bulundurmakta. Bu şirketlerin faaliyet alanları içerisinde yapı ürünleri, yapı grubu şirketleri, yapı kimyasalları, savunma sanayi, havacılık, endüstriyel ürünler ve hizmet sektörü gibi aslında birçok farklı sektörde kuruluşlar yer almakta. Kale grubunda 5000'den fazla bugün toplam çalışan bulunmakta ve Kale grubu ürünleri 15.000 satış noktasında kullanıcıların hizmetine sunulmuş bulunmakta. Kale markası 100 ülkede yer alıyor ve 400'ü aşkın ihracat noktasında yer almakta. Yapı grubunda Kale grubu Avrupa'da 4. sırada yer almakta. Dünyanın ise en büyük 15. üreticisi konumunda. Grupla alakalı kısaca bilgi verdikten sonra birazcık daha Kalekim'le ilgili kısaca yine bilgiler vermek isterim. Kalekim 1973 yılında İbrahim Bodur tarafından kuruldu. Kalekim'in ana faaliyet alanı seramik yapıştırıcıları ve derz dolgu üretimiydi. Aslında hayatına, yolculuğuna, serüvenine böyle başlamıştı. Ama geldiğimiz noktada bugün inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm yapı kimyasallarını üretebilir noktada yer alıyor. Kalekim jenerik markası Kalekim ile seramik uygulamaları ürün grubunda Türkiye'de ve çevre ülkelerde pazar lideri konumunda. 49 yıllık bir şirket, 49 yaşında, yıllık 900 bin ton kuru harç kapasitesi, yani toz ürün üretebilme, seramik altı ürünleri üretebilme kapasitesi mevcut. Yurt içinde toplam 7 farklı lokasyonda İstanbul, Balıkesir, Mersin, Yozgat, Erzurum ve Mardin lokasyonlarında ve Isparta lokasyonlarında üretim tesisleri bulunmakta. Benzer şekilde yine yurt içine dağılmış 8 farklı satış müdürlüğü bulunmakta. Yurt dışında ise bugün Cezayir'de
ve Kenya'da ve Arnavutluk'ta halihazırda devam eden fabrikaları, üretime devam eden, faaliyetlerini sürdüren fabrikaları mevcut ve yeni yatırım aşamasında olan başka ülkelerde girişimleri mevcut. Yaygın bilinen şeyin aksine aslında Kalekim boya üretiminde de mevcut. Bir boya markasıyla Kalekim boya ve sıva ürünlerini de üretmekte. Balıkesir tesisinde bu ürünleri üretiyor ve yıllık 100 bin ton boya sıva kapasitesi olan, üretim kapasitesi olan bir şirket aslında. 80 ülkede faaliyet gösteriyor ve en temel, hani kuruluşundan beri çok uzun yıllardır aslında, en temel, en köklerinden gelen özelliği ustalara yakın olması aslında Kalekim'in. Çünkü ustalar bizim sahadaki en önemli paydaşlarımız. Ustaların bir paylaşım platformu var Kalekim'de, girip üye oldukları, adı da Usta Kulübü. Bugün 40 bin hatta 50 bine yaklaşan üye ustası var ve tüm bu faaliyetlerini 400 çalışanıyla yurt içine ve yurt dışına dağılmış bir şekilde sürdürmekte. Şirketle alakalı genel bilgileri verdikten sonra ben aslında bugünkü gündemimiz olan birazcık operasyonel mükemmellik tarafında iyileştirme çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz, onlarla, o kısımla alakalı bilgiyi aktarmak isterim. Biz operasyonel mükemmellik ve yalın dönüşüm çalışmalarımıza 2016 yılında Kale Holding önderliğinde tüm Kale grubu şirketlerini, biraz önce bahsettiğim şirketlerde aynı anda eş zamanlı olarak başladık. Ve 2016-2022 geldiğimiz noktada bugün burada sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Arkasında, geçmişinde çok fazla lokasyona yayılan ve çok fazla çalışanı emeği içinde barındıran çalışmalar mevcut. Operasyonel mükemmellik ve yalın dönüşüm faaliyetlerimizi ilk tasarlarken ismimizden de yola çıkarak Kale Sürekli Gelişim Sistemi, kısaca şirket içinde bilinen adı KSGS, bizde KSGS sistemi olarak adlandırdık ve aslında yayılımı, şimdi bizim gibi çok lokasyonlu kuruluşlarda çalışan arkadaşlarımız beni daha iyi anlayacaktır. Uç noktalara yayılımı sağlayabilmek için bu tarz çalışmaları biraz görselleştirme, şematize etme ihtiyacımız doğdu ve biz de yine ismimizden harekete geçerek bunu kale şeklinde simgelemiş olduk ve buna bazı anlamlar yükledik. Ben biraz onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi kalenin en temelinde, en altında gördüğünüz gibi sürekli gelişim yer almakta. Sürekli gelişim, yalın dönüşümün temel felsefesi, olmazsa olmaz, aslında her şey oradan başlıyor, Kaizen'le başlıyor. En altta sürekli gelişim yer alıyor. Hemen üstünde yine temel kısmında takım çalışması, 5S, standartlar, muda eliminasyonu, otonom bakım gibi temel yalın uygulamaları yer almakta. Bunlar bizim temel, kalenin temeli diye adlandırdığımız aslında unsurlar ve şirket içindeki bilinen adı element bunların. Biz bunlara yalın elementleri diyoruz. Kalekim bünyesinde her elementin bir element lideri bulunmakta ve bu organizasyon bir birim ya da ayrı bir organizasyon şeklinde değil, komite olarak tüm çalışanlara yayılmış şekilde yönetilmekte. Ve bu alanı kendimizin güçlü, kuvvetli yönü olarak görüyoruz. Çünkü yayılım bizim için çok lokasyonlu olduğumuz için kritik nokta. Hemen bu temel elementlerin üzerinde görsel yönetim ve politika yayılımı yer alıyor. Bunlar bizim yayılım araçlarımız aslında. Görsel saha uygulamalarıyla, yani saha yönetimiyle bu yayılımı Erzurum fabrikamızdaki ya da Mardin fabrikamızdaki en uç noktadaki, yani İstanbul'a en uzak konumdaki operatör arkadaşlarımıza yaymayı hedeflemiştik ilk yola çıktığımızda. Biraz daha yukarı çıkıyorum. 3 tane sütun var. Kaleyi taşıyan sütunlar bunlar aslında. Bunlar da akış yönetimi, çalışan katılımı ve kalite sütunları. Özellikle orta blok bizim için birazcık daha öne çıkıyor. Biraz da önce de söylediğim gibi çalışan katılımını, öneri sistemi gibi, güvenlik, ergonomi gibi, esneklik gibi, işte multi skills tabloları vesaire yönettiğimiz ve motivasyon gibi elementlerle katmaya çalışıyoruz bu tüm çalışmalarımızın içerisine. En tepeye operasyonel mükemmelliği ekledik. Çünkü tüm bu çalışmaların amacı bu faaliyetleri gerçekleştirerek operasyonel mükemmelliğe ulaşmaktı. Operasyonel mükemmelliğe ulaşarak da bugün kalenin burçlarında yer alan müşteri memnuniyetini, karlılığı ve rekabet gücümüzü arttırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız, yalın çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. Şimdi bugün birazdan arkadaşlarıma size bahsedeceği iyileştirme çalışmamız aslında bir Kaizen çalışması ve biz bunu kuruluşumuzda takım çalışması elementi adı altında alıyoruz. Takım çalışmaları bilinen adıyla işte Kobetsu Kaizenler ya da önce sonra Kaizenler diye genellikle hani
literatürde geçiyor. Bizde de benzer bir yapı var aslında. Takım çalışması olarak birazdan sunacağımız çalışma birden fazla fonksiyonu içeren multifonksiyonel bir çalışma oluyor ve Kobetsu Kaizen mantığında yürütüyoruz. Takım çalışmaları nasıl oluşuyor, nasıl meydana geliyor? Son olarak ondan da bahsetmek isterim. Öneri sistemi çalışan katılım üstünlüğünün altında yer almakta. Öneri sistemini biz aslında biraz Kaizen havuzu olarak kullanıyoruz şirket içerisinde. Fikirler öneri sistemine besleniyor tüm çalışanlar tarafından. Ondan sonra bir matematik çalışıyor içeride. Bir önceliklendirme matrisiyle hangilerini devreye alacağımız, hangilerini bu yıl için bütçeleyeceğimiz ve planlayacağımızı sene başında belirlemiş oluyoruz. Sene içinde gelen ilave Kaizen fikirlerini de, ilave önerileri de bu bağlamda bu sistematiğin içine öncelik ilişkilendirerek dahil ediyoruz. 2016 yılında yola çıktığımızda sayılar bu denli yüksek değildi. Henüz daha başlangıç aşamasındaydı ama geçtiğimiz yılı yaklaşık 1000 Kaizen önerisiyle kapatmış olduk. Bunların büyük bir kısmını da hayata geçirdik. Bazıları önce sonra Kaizen'di, bazıları takım çalışmasıydı. Bunların lokasyonlara dağılımını ve farklı kişilerden bize ulaşması da temel stratejilerimiz arasında yer almakta. Bugün birazdan size sunacağımız proje Kaizen projesi, yani bizim deyimimizde takım çalışması, Erzurum lokasyonumuzdaki operatör arkadaşlarımızın öneri sistemine beslemiş olduğu bir fikir, bir fikirden yola çıkarak yönetimin değerlendirmesi ve desteğiyle sonuçlanmış durumda. O çalışmamızı sizinle birazdan paylaşıyor olacağız. Ben konunun detayları için sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Tekrardan merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bizim çalışmamızın özelinde seçtiğimiz kısım paketleme makinesi. Niye biz paketleme makinesini seçtik? Prosesimizi incelediğimizde paketleme makinesi üretim verimliliğini etkileyen aort damarlarından biri aslında. Yani biz burada yapacağımız bir iyileştirme üretime direkt etki sağlayacak ve günün sonunda verimimizi arttıracak bir kısım paketleme makinemiz. Şimdi paketleme makinesinde yani aldığımız tedarikçinin teknik olarak, teorik olarak bize sunduğu saatlik tonaj 25 ton. Yani bu makineden 25 ton, saatte 25 ton ürün alabilirsiniz diyor bize tedarikçimiz. Bizim fiili olarak gerçekleştirdiğimizde 21.4 ton 2020 yılında. Biz burada yani paketleme makinesinin verimini 25 tonu nasıl çekebiliriz diye çalışmalarımıza bu makine üzerinde başladık. Tabii hedeflerimizi belirledik. Paketleme makinesinde saatlik üretim tonajının %5 arttırılması yönünde ilk adımımızı başlattık. 21.4 olan saatlik üretim tonajımızı 22.47'ye çıkarmayı hedefledik. Sonrasında paketleme aşamasında zayi olan torba miktarlarımız var. Bunun da bu zayi torba miktarının oranını %5 azaltmayı hedefledik. Ve paketleme makinesindeki arıza kaynaklı duruşları da %50 oranında azaltmayı hedefledik. Proje ekibimizi görüyorsunuz. Proje planında da ise problemin belirlenmesi ve ekip oluşturulması ilk adımımız, mevcut durumun analizi, kökleden analizi, İSG uygunluğunun araştırılması ki biz burada İSG açısından biraz da ergonomi kısmını irdeledik. Ergonomi analizlerinde de reba analizi yöntemini kullandık. Ekipman araştırması ve uygulama süreçleri belirlenen aksiyonlara göre, test süreçleri ve faaliyete geçirme aksiyonların sonuçlarını analizi etme ve izleme, sonunda da standartlaştırma ve Umut Bey'in bahsettiği gibi diğer lokasyonlara yaygınlaştırma adımlarını gerçekleştirdik proje planımızda. 4 tane tablo görüyoruz. Sol alt köşeden başlayarak tarifleyeceğim. Makine özelinde verimsizliğe sebep olan nedenleri beyin fırtınası yöntemiyle ekibimiz analiz etti ve 5 tane problem ortaya çıktı. İşte bunlardan bazılarından bahsetmek gerekirse, doluma giden torbaların dolum aşamasında dolum nozullarına takılması, torba besleme hızının yetersiz olması, boş torbaları dolum nozullarına taşıyan kol mesafelerinin yetersiz olması ya da kraft torbaların, boş kağıt torbaların doluma gitmeden önce paketleme operatörü tarafından ekstra bir düzeltmeye ihtiyacının olması ya da işte boş torbaları yine taşıyıcı kollara taşıyan motorun ya da işte oradaki bant hızının yetersiz oluşu gibi kök nedenler belirdi beyin fırtınası sonucunda.
Bu kök nedenlerle ilişkili olarak da sol üstte gördüğümüz aksiyon tablomuz ortaya çıktı. Hani kök neden özelinde hangi aksiyonları gerçekleştirebiliriz diye de bir aksiyon planı oluşturuldu. Bu aksiyonlardan da bahsetmek gerekirse işte torba taşıyıcı motor rediktör devrinin hızlandırılması, torba taşıyıcı kol mesafesinin minimum değil optimum seviyede ayarlanması, sonrasında ekstra torba düzeltme ihtiyacını gidermek için bir torba düzeltici tambur eklenmesi gibi aksiyonlarda aksiyon planımızda yer aldı. Sağ altta gördüğümüzde bu bahsettiğim bir önceki kronolojik sırada bahsettiğim işlerin de tarihi sorumlu ve hangi işin yapılacağını şematize eden bir Gantt şemamız var. Sağ üstte gördüğümüz grafikte arıza kaynaklı duruşların oranlarını gösteren, paketleme özelinde hangi arızaların sık olduğunu gösteren bir Pareto analizimiz mevcut. Burada ben teknik detayları aktarmak üzere sözü Yavuz arkadaşımıza bırakıyorum. Tekrar merhabalar. Ben yaptığımız iyileştirmeler hakkında biraz teknik bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle sebeplerimiz neydi? Hani bizim bu duruş yaşadığımız sürede hani bizi aksatan olaylar neydi? Onların tespitini beyin fırtınası yöntemiyle yaptık. Çıkan sonuçlar karşımıza burada. Paketleme makinesinin nozullarında dolum esnasında biraz sonra bahsedeceğim takılmaların olmasıydı. Yine boş torbaların torba taşıyıcı robot kollara geç gelmesiyle alakalı yine tespitlerimiz oluşmuştu. Torba besleme hızının yetersiz oluşu, ekstra torba düzeltme işleminin operatör tarafından yapılıyor oluşu gibi problemlerimiz vardı. Bunları teknik detaya geçerken önce hani sorunun kaynağına inip kaynağında halletmek amaçlı makinenin üstünde uygulamalara başladık. Burada takılan şu eski halimiz, proje öncesi halinde bir piston vasıtasıyla ileri ve geri çift kademeli pneumatik bir sistem vardı. Bu oradaki aparat kağıt nozule geldiği zaman dolum nozulleri burada takılmasına sebep oluyordu. Bu da üretim verimliliğini etkiliyordu. Biz ne yaptık? Buradaki yine pneumatik sistemden bu pistonu komple iptal ederek burada özellikle altını çizmek istediğim olay şu. Çift girişli olan bir pneumatik sistem vardı. Pneumatikle ilgilenen arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Bir giriş ve bir çıkış bunlar valve vasıtasıyla komut alıyor ve sensörlerle komut alıyordu. Biz burada yaptığımız iyileştirmede buradaki o valve düzeneğini tek valve indirdik. Yine biraz daha üstte olan metal sensörlerimiz vardı. Onlar metal sensörden komut alarak hava tahriğiyle, havayı tamamen tahrikle, havanın üflemesiyle beraber kağıdı düzeltme amaçladık. Bunda son derece başarılı olduk. Şöyle ki burada sıkışan kağıtlar artık takılsa bile bir sıkışma yapmıyor ve doğal olarak oradaki tozuma, hani biz biraz toz üreten bir firmayız, tozumanın önüne geçmiş olduk. Bunu bu şekilde yine pneumatikle, dediğim gibi hava tahriğiyle, havanın üflemesiyle, havanın enerjisiyle kağıdın düzlenmesi yönünde plan yaptık ve bunda başarılı olduk. Ama dediğim, bunu iyileştirdikten sonra hani sorunu çözdük mü? Tam anlamıyla çözememiştik. Daha sonra torba taşıyıcı bu bir önceki sorunu düzeltmemiz gereği. Sorunu düzeltmemiz üretime direkt katkısı olduğunu gördük ve hani üretimi biraz daha etkileyeceği yönünde yine toplantılarımızda bir karar aldık ve daha hani o kağıdın akış trafiğini düzenlemek için daha farklı yöntemler araştırmaya başladık. Bu bizim taşıyıcı taşıyıcı kol dediğimiz bu kağıdı taşıyan, nozule taşıyan nozüller burada oluyor. Taşıyan kollar akış trafiğinde biraz nozüle gitmesinde geç kaldığını, hani biraz daha geç kaldığını tespit ettik ve o yüzden biraz iyileştirmenin yoluna gitmeye çalıştık. Burada
üretici firmadan destek alarak yazılımsal anlamda öyle bir yeniden bir yazılım yapılacağına söylediler ve biz de o yazılımı yaptırmaya karar verdik. Olay şöyle gerçekleşti. Bu dolum alan proje öncesinde kağıdı dolum aldıktan sonra bu tüm 3 gagamız var. 3 gagayı tamamlayacak. Daha sonra hedefe varmak üzere hareket edecek. Ama yaptığımız iyileştirmeden sonra torbayı bu taşıyıcı kol aldıktan sonra bir süre yarıya kadar gidiyor. Daha sonra öbür kollar görevini tamamlıyor ve mesafe kısalmış, hedefe daha kolay ulaşmış oluyordu. Bunda da yine verim aldık. Daha sonra buradaki çalışan paketleme operatörünün biraz daha hani çalışma konforunu daha artırmaya yönelik bir şeydi. Proje öncesinde ikişer demet halinde magazinlik hattına koyulan kraft kağıtlar hani biraz daha artırılabilir. İşte personel, orada çalışan personel daha az oraya müdahale etsin diye bu sefer hani onu %100 oranında artırmayı planladık ve mevcutta 30 adet olan kağıtları 60 adete çıkartarak personel biraz daha ergonomisel anlamda hem de çalışma konforu anlamında rahat etmesini sağladık. Yine bu hani şey olarak yazılımsal destekle yapılmış bir şeydi. Çünkü bunun ayarlarıyla oynadığınız zaman, magazin hattının ayarıyla oynadığımız zaman doğal olarak sensörlere, yani makinenin yapısı itibariyle bazı yerleri bozma durumu oluyordu. Onu da yazılım desteğiyle aşmış olduk. Ve bu kağıt besleme durumunu %100 artırmış olduk. Daha sonra yine problemlerimizin içerisinde olan, affedersiniz, kağıtların paletle geldiği zaman, hani üretici firmadan kağıtlar bize paletle geliyor ve paletin üzerinde 5000 adet var. Doğal olarak bu yüksek bir gabari diyeyim, yüksek bir yapıya sahip oluyor. Doğal olarak o kağıtların dizimiyle beraber kağıtta resimde gördüğünüz dalgalanmalar oluyor ve bu ileride olan vakum sistemine, hani bir vakum sistemi var, o vakum sisteminin vakumların tam olaya yapışmamasını ve kağıdı düzensiz almasını sağlıyordu. Burada nasıl bir düzenek yapabiliriz diye düşündük çalışmalarımızla. Daha sonra yaptığımız düzenekte de bir kauçuk tamburu bu akan magazinlik hattın üstüne, yine şurada gördüğünüz yaylı bir aparat sayesinde hani sertliğini ayarlamak amacıyla şöyle söyleyeyim, eski çamaşır makinelerin merdane mantığını düşünerek bunun tahriğini yandaki, bunun altında ince bir mildağı var, hani banda temas etmeden tahriğini, hareketini alttaki milden alarak kağıdın her iki tambur ve milin arasından geçişini sağlayarak bir nispeten bir düzeltme sağlamak amaçladık. Yani bunda da en azından trafiği düzenlemesi anlamında verim aldığımız söylenebilir. Daha sonra bir önceki şeyde açıkladığım, hani söylediğim personelin ergonomisiyle alakalı düzeltme, hani ergonomik risk hani ne kadar bir riskimiz vardı çalışma anlamında. Burada şöyle bir durum vardı. Çalışan operatör arkadaş magazinlik hattına saatte 4 sefer kağıt koyuyordu. Bu da hani doğal olarak kağıtların az önce bahsettiğim düzlenmesi, hani ekstra düzeltme işlemimiz falan, bu saatte 4 sefer tekrarlıyordu. Hem o magazinlik hattın kapasitesini artırarak hem de şey yaparak bu ergonomik riskin biraz önüne geçmeye çalıştık. Burada REBA analizi yaptık. Aslında REBA analizi yaparken çıkardığımız sonuç, hani çok riskli bir İSG riskinin olmadığı, ama biz yine düzeltmeyi personelin konforu açısından yapmak istedik. Bu şekilde bir REBA analizi de yaptık. Sonuçta elde ettiğimiz sonuçlardan 2021 yılı paketleme makineli ortalama üretim kapasitemizde
Tonajı %5 olarak hedefledik artırımını. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız verilerden sonra bu %22.7'ye kadar çıkartmış olduk. Yine bir önceki hani hedeflerimizde bahsettiğimiz zayi olan kağıtların daha aza indirilmesi durumunda 3489 adet olan zayi kağıtlarımız 3273 adete kadar düşürdük. Burada da %5 oranında bir iyileştirme öngörmüştük. Burada da gerçekleşen oran %6.19 olmuştu. Bu da arıza kaynaklı duruşlarımız. Aslında bu Umut Bey'in az önce söylediği Kaizen mantığıyla yapılmış, çalışanın konforunu düzeltmek amaçlı yapılmış bir çalışmaydı. Ama çalışmanın sonrasında doğrudan üretime katkısı olduğunu gördük. Ve bu üretimdeki arıza kaynaklı duruş sürelerimiz yılda 730 dakikadan 320 dakikaya kadar düşürmüş olduk. Bu çalışmaların sonrasında 2020 yılında Üretim Erzurum İşletmenin üretim kapasitesi 52.797'den 2021 yılında 55.216 ton olarak gerçekleşti. Ve getiri hesabı 223.511 lira 70 kuruş olarak gerçekleşti. Torba adetlerimiz 3489'dan affedersiniz 3273 adete düştü. Karbon salınımı ile alakalı bir iyileştirme oldu. Bu da yıllık 53.16 metreküp karbon salınımı önlenmiş oldu. Daha sonra bu bu yaptığımız iyileştirmeleri bize en yakın, yani Erzurum işletmeye en yakın olan, yakındaki söylemim hani makinenin, ekipmanın hemen hemen aynı olması sebebiyle Yozgat işletmeye yönlendirdik. Yozgat işletmede de yapılan bu iyileştirmelerin sonrasında 49.198 olan 2020 üretimi 54.980 tona kadar gerçekleştiği görüldü. Ve böylece projenin kalekime toplam getirisi 664.849 lira olarak gerçekleşti. Ben teknik olarak bunları anlatıp sözü Umut Bey'e bırakacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben son olarak şeyi de ilave etmek istedim. Şimdi bir önceki oturumda siz de söylemiştiniz. İsim konusu gündem olmuştu. Ben dinleyiciydim. Oradan hareketle son cümleyi söyleyeyim istedim. İsim nereden geliyor? İyi Bak Dünya'nın ismi. İyi Bak Dünya'nın Kale Grubu 2022 yılında özellikle sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Oradaki mottosu, yaklaşımı da İyi Bak Dünya'na idi. Biz bu ismi çok beğendiğimiz için ekibimize de bu ismi uygun gördük. Hep birlikte buna karar verdik. Ben bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi dünyamıza iyi bakmaya davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten dikkat çeken isimlerden bir tanesi. İyi Bak Dünya'da çok anlamlı bence. Sorusu olanlar? Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Sorum var. Az kaldı, geliyor. Pistonu kaldırdığınızı söylemiştiniz. Hava tüketimi ne kadar oldu? İlk sorum bu. İkinci sorum da yazılımla bazı iyileştirmeler yaptığını söylemiştiniz. Aslında bu totalde elde edilen karda yazılıma harcanan bütçe çıkarıldı mı? Yani o total bir kar mıdır? İkinci sorunuzdan başlayayım. Yazılımla alakalı hani üretime yansıyan oranlar çok ortada. Hani kısa vadede değil belki ama uzun vadede yansıyacağı çok gerçek. Birinci sorunuzu bir daha alayım. Hava ile alakalı. Aynen. Aslında hava tüketimi pistonu kaldırdıktan sonra daha azaldı. Şöyle ki hani anladığım kadarıyla pneumatik sistemde hakimsiniz. Şöyle ki iki tane elektrovafle komut alan
Yani iki hava tüketimi varken biz tek hava tüketimine düştük. Bunu yukarıda bir elektronik sensör, aslında bunu hani biraz ben özetledim ama olayın detayında mevcutta var olan valflerden bile bir tanesinden feragat ettik. Yani onu ortadan kaldırdık. Makinenin kimyasını aslında bir şekilde bozduk ama verim aldık. İki olan valf sayısı yine teke, tek olan iki olan yine hava giriş sayısı da teke düştü. Doğal olarak bu işletmenin hava basıncını doğrudan etkilemiş oldu yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka sorusu olan? Merhabalar, Arif ben. Yok, gerek yok mikrofona. Ben şey soracağım. 25 volt olan makine kapasitesinin 21 volt olarak gerçekleştirilmesini biraz gelirsen derdi. Bu makine ilk kurulum aşamasında 25 veriyor muydu? Yani kök sebepte o makinenin etrafındaki ekipmanların kurulumuyla ilgili bir proje problemi vardı. Şöyle cevaplayayım. Aslında buradaki teorik kapasite ya da tedarikçi şunu söylüyor. Bütün işler dolgun, düzgün, hiçbir takılma yok. Her şey iyi giderse senin makineden alabileceği maksimum verimin 25 ton. Biz de buradaki bütün işler kısmını en olumlu şekilde ilerleterek 25 tona ilerlemeye hedefliyoruz ki hani şöyle diyeyim, %100 çalışanla, %100 kapasiteyle çalışan hiçbir sistem yoktur belki. %90'la çalışan sistemler gördük mü mükemmel diyoruz. Biz de %90 oranlarına çekmek için bu bütün işler kısmını olumlu şekilde getirmeye çalışıyoruz. Ben de bir ilave yapmış olayım. Ongoing proseslerde aslında hani kesikli olmayan üretim bizimkisi. Yani dışarıdan ham maddenin gelip karıştırılıp paketlenmesine dayalı bir üretim sistemimiz, metodolojimiz var. Üretim maalesef sabit şekilde ilerlemiyor. Yani siz dışarıdan maden alıp ham maddeniz maden olduğu için, maden de iklim şartlarına, dış koşullara vesaire çok bağlı değişkenler olduğu için o teorik kapasite, hani kimyada şey vardır ya, normal koşullar altında, normal şartlar altında o kapsamda geçerli olan bir değer. Tamam, çok teşekkürler. Aslında ben bir önceki sorudan duymak istediğim şöyle ki, nihai hedefimiz bizim hala aslında 25 tona ulaşmak. Birinci aşamada bu noktaya geldik. Sürekli gelişim, kaydeden felsefesine devam ediyoruz. Evet. Teşekkürler sorunuz için. Teşekkürler. Çok güzel, teşekkürler. Başka sorusu olan? Sorunuz mu vardı? Tamam. Her el hareketini soru olarak algılayabilirim şu anda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun.